Cumhuriyet TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün konumuz Erdoğan'ın diploması. HKP, Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi çıkışlı diplomasının belirsizliğinden ötürü Marmara Üniversitesi'ne bir talepte bulunmuştu. Ve Marmara Üniversitesi KVKK kapsamında, kişisel verileri koruma kanunu kapsamında bu talebini reddetti HKP'nin. Daha sonra bu olay yargıya taşındı ve şimdi bizlerle HKP avukatı ve MYK üyesi Pınar Akbina var. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Erdoğan diploması ile ilgili bir dava açılıyor. Bize ilk öncelikle süreci biraz anlatabilir misiniz? Çünkü önemli gelişmeler de var, onları da konuşacağız. Tabii. Öncelikle şunu söyleyeyim, Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz masayı yıkacak asıl soru diploma nerede sorusu olduğunu düşünerek bununla ilgili birçok kuruma başvurular yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz, yaptık. Bunlardan biri de Marmara Üniversitesi. Bize göre şu an Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir üniversite diploması olmadığı gibi bir lise diploması da yok. Eyüp Lisesi'ne de başvurumuz var. Bununla ilgili davalarımız da var. Şimdi Marmara Üniversitesi konusunda şöyle oldu. Biz öncelikle Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek öğrenim diplomasını, üniversite sicil dosyası, transkript belgesi, yani üniversite hayatıyla ilgili tüm belgelerin müvekkil parti, Halkın Kurtuluş Partisi ve tüm kamuoyuyla paylaşılmasını istedik. Başvuru yaptık Marmara Üniversitesi'ne. Ancak Marmara Üniversitesi bize bu konunun özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması kapsamında olduğunu söyleyerek cevap verdi. Bunun üzerine biz bir üst kurul olan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na başvuru yaptık, itiraz ettik. Fakat oradan da yine aynı cevabı aldık. Bunun üzerine idare mahkemesinde bu işlemin iptali için dava açtık. Ankara 14. İdare Mahkemesi Halkın Kurtuluş Partisi ile bu davayı, Halkın Kurtuluş Partisi'nin bu davayı açmakta güncel bir menfaati olmadığını belirterek ehliyet yönünden davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine de bir üst mahkemeye, Bölge İdare Mahkemesi'ne kararı istinaf ettik. İstinaf mahkemesi bize göre olumlu bir karar verdi. Bu yerel mahkemenin kararının kaldırılmasına karar verdi. Çünkü partinin güncel bir menfaati olduğunu ve ehliyeti olduğunu, bu davayı açmakta ehliyeti olduğunu olduğuna yönelik bir karar verdi. Ve davanın esasına girilerek kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği yönünden değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi. Şu an dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmiş durumda. Oradan esasa girilerek bir karar verilecek. Peki siz nasıl bir karar bekliyorsunuz şu anki dönemki yargıda? Bir de yargıdaki bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi 12. ve 14. idare mahkemelerinin vermiş olduğu bir zıt karar var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Biz uzun zamandır yaptığımız bir tespit. Yargı ne yazık ki AKP'lilerin esiri durumuna getirilmiş bir korku var üzerlerinde. Bu yüzden ne hukuka uygun ne vicdana uygun kararlar çıkmıyor uzun zamandır ne yazık ki. Ancak son dönem AKP iktidarının, saray saltanatının çatırdamasıyla birlikte daha cesur kararlar çıkmaya başladı. Özellikle bizim açtığımız davalarda karşılaştık bununla. Örnek verecek olursak Sedat Peker'in 7. videosundaki iddiaları üzerine AKP'lilerin reisinden başlayarak birçok yetkili hakkında yaptığımız suç duyurusunda soruşturma yapılmasına karar verildi. Yine TSK'daki, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki türban uygulamasına karşı açtığımız davada oy çokluğuyla da olsa red kararı verildi ama bu şerh koyan hakimlerin yazdığı şerh kararı çok önemli bizim için. Laikliğin korunması yönünde yazılmış bir şerh kararı var. Bunlar yine İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye yönelik açtığımız davada. Orada da hem Danıştay Savcısı'nın raporu hem
karara şerh koyan hakimler bakımından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü onlar da görüyorlar aslında bu AKP iktidarındaki çatırdamayı. Yine FETÖ hakimleri gibi biz de yargılanırız. Korkusu da hakim olmaya başladı bize göre. Bunlar olumlu kararlar. İzlediğimiz kadarıyla AKP iktidarı artık kurtulamayacak noktaya geldi. Yani ne doların yükselişine engel olabiliyorlar, ne ekonomiyi düzeltebilirler bundan sonra. Bu bakımdan bunu elbette ki yargı mensupları da izliyor. Ne yazık ki böyle bir etkisi var iktidarın hukuk üzerinde. Ama bu rahatlamayla birlikte biz bu kararların da değişeceğini düşünüyoruz. O bakımdan bu da olumlu bir karar. Yani işin esasına girin deniliyor. Ki işin esasına girilecek olsa bize göre kesinlikle bir özel veri ve özel hayatın gizliliği ve kişisel veri niteliğinde bir bilgi değil Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir kişiden bahsediyoruz ki anayasa madde 101'e göre Cumhurbaşkanı'nın yüksek öğrenim diplomasında olması gerekir. Bu yüzden ki kendisi de aslında 2003'te Marmara Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde aslında diplomasının rektöre söyledi ve diplomasının kamuoyuyla paylaşılmasını istemiştir kendisi. Biz bunu yine ek yaparak bu görüntüleri Marmara Üniversitesi'ne yeniden bir başvuru daha yaptık aslında. Dolayısıyla aslında kişisel veri değildir zaten ama kendi rızası da vardır bu verinin paylaşılması konusunda. Mahkeme esası girecek olsa zaten bunun paylaşılması gerekir. Ki Halkın Kurtuluş Partisi iki genel seçime, bir yerel seçime 81 ilde ve 550 milletvekili adayıyla katılmış bir partidir. Yani hem ehliyeti vardır bu konuda hem de bu konu kesinlikle, yani Cumhurbaşkanı'nın diploması kesinlikle kişisel veri olamaz. Özel hayatın gizliliği kapsamında olamaz. Siz bir işe başvururken bile, belki çalışmaya başlarken siz Cumhuriyet Gazetesi'nde size de mutlaka diplomanız istenmiştir. Ama biz bir Cumhurbaşkanlığı makamından bahsediyoruz. Bu tamamen bu kararlar bir korkuyu gösteren kararlardır. Yoksa gerçekten emirleri vicdanından ve hukuktan alan yargıçlar, savcılar bu konunun üzerine giderler ve bunu sonuçlandırırlar. Ki en baştan söylediğimiz gibi Türkiye'de masayı yıkacak asıl soru da bu bizce. Bunun üzerine gidilmeli ve bu sonuçlanmalı. Ki bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı bütün imzalar geçersiz olacaktır. Yaptığı bütün işlemlerde geçersiz olacaktır bu ortaya çıkartıldığında. Peki şimdi siz HKP'liler olarak, HKP partisi olarak birçok konuda yargıya sürekli intikal ediyorsunuz. Yani çok da mücadeleci davranıyorsunuz bu konuda. Evet, hiçbir işlem yapılmıyor belki ama yavaş yavaş bu işlemlerin, yani yargıda da bir hareketlilik olduğunu, işte gazetemiz muhabir Mehmet Oflaz'ın haberlerinden de buradan onun da isim hakkını vermiş olalım, görmüş oluyoruz. Yani yargıda gerçekten bir çatırdama yaşanıyor mu sizce? Siz bir avukat olarak neler görüyorsunuz? Şimdi bir avukat olarak yargının üzerindeki baskıyı uzun yıllardır hissediyoruz. Yani hatta adliyelere giderken bile hep bir olumsuz duygu oluşuyor ne yazık ki üzerimizde ama biz yine de Halkın Kurtuluş Partisi olarak şu an 450'nin üzerinde suç duyurumuz ve davamız var. Biz bunları tarihe not düşüyoruz. En önemli amaçlarımızdan biri bu. Sürekli bu eleştirilerle karşılaşıyoruz. Yani işte savcılar var mı, hakimler var mı cesaretli? Her şeye rağmen var cesur hakimlerimiz, savcılarımız. Ancak ne yazık ki yargının büyük bir bölümü üzerinde bir korku hakim. Çünkü iktidar aleyhine verilen her kararda hakimlerin sürülme kaygısı var. Ya işte Artvin'in uzak bir ilçesine ya da Doğu'nun uzak bir bölgesine sürülebilir veya meslekten edilebiliyor hakimler, savcılar. Bu korku hakim olduğu için ne yazık ki vicdanlarını ve aslında hukuku, hukukun sesini ya da hukuku uygulamıyorlar. Ama buna rağmen dediğiniz gibi cesur savcılar, hakimler var ve biz bunun çoğaldığını görüyoruz son dönem. İlk başta verdiğim örnekler bizim açtığımız davalar açısından ki
Başka örnekler de var aslında, olumlu aldığımız kararlar var. Bu bakımdan bunun çoğalacağına inanıyoruz biz. Çünkü hukuk da bir üst yapı kurumu olarak siyasi iktidarın büyük etkisi altında. Siyasi iktidardaki değişiklikler hukuka da anında yansıyor. Bu kararda bizce bunun etkisi var ve bundan sonra da bunların artacağını öngörüyoruz, düşünüyoruz. Sayın Akbine, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, bugün HKP MYK üyesi ve avukatlarından Pınar Akbina ile birlikteydik. Erdoğan'ın diplomasi ile ilgili yargıdaki hareketliliği konuştuk. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet TV sosyal medya hesaplarını takip etmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın.